insansız hava araçları. İHA dediğimiz zaman genellikle aklımıza ya TB2 geliyor ya ANKA geliyor. Bu tür yüksek irtifadan uçan insansız hava araçları. Ama deprem gösterdi ki özellikle bulut altı uçan, yani alçak irtifalardan gidebilen insansız hava araçları sistemleri bu tür operasyonlarda çok önemli bir rol oynuyor. İşte deprem serimizin 4. videosuyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda bulut altı insansız hava araçları hangi görevlerde kullanılıyor, ne amaçlı, nasıl insan hayatı kurtarıyor, bunu anlatacağım size. Normalde insansız hava araçları denildiği zaman genellikle yüksek irtifadan uçan İHA sistemleri aklımıza geliyor. Teröristlerin korkulu rüyası, hatta son yıllarda birçok bölgesel savaşta da savaşın kaderini değiştiren önemli araçlardan bir tanesi. Ancak işte depremin ilk gününde olduğu gibi görev yaptığınız bölge buzlanma şartlarındaysa, düşük görüş şartları varsa sizin bu yüksek irtifadan uçan İHA sistemleriniz yetersiz hale gelebiliyor. Ne oldu ilk gün? Sadece 2 Akıncı TİHA, taarruzi insansız hava aracı bölgede görev yapabildi. Çünkü Akıncı'nın buzlanmaya dayanıklı sistemleri var üzerinde. Büyük güçlü motorları var ama devasa bir sistem. Daha bölgesel çalışmak gerektiği zaman işte küçük sistemlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunlara da bulut altı insansız hava araçları deniyor. Ankara merkezli Türkiye'nin önemli savunma şirketlerinden yazılım, simülasyon, yapay zeka konularında birçok teknoloji geliştiriyor Havelsan. Havelsan'ın hemen gönüllü ekipleri depremin ilk gününden itibaren bölgeye hareket etti. Ve yanlarında bulut altı insansız hava araçlarından Baha ve Poyraz'ı götürdü. Hatırlayacaksınız, daha önceden Baha'nın Ankara'da testlerine katılmıştık sizlerle. Uçuş testlerinde otonom testlerini görmüştük. Peki bulut altı insansız hava araçları nasıl kullanılıyor? Öncelikle bu hava araçları çok büyük değil. Örneğin Baha'nın kanat açıklığı 3.7 metre. Kanatları sökülüyor, gövdesi gerekirse daha küçük hale getiriliyor ve kullanılacak bölgeye hızlı bir şekilde herhangi bir aracın bagajında bile götürebiliyorsunuz. Götürdükten sonra dakikalar içerisinde kuruluyor. Farklı farklı versiyonları var. İsterseniz elektrik sistemi kullanarak bataryayla havalanıyor veya benzinli motorlu versiyonları da var. Kurdunuz, kurduktan sonra dikine kalkış gerçekleştiriyor. Yani bir helikopter gibi, öyle piste gerek yok. Kalktıktan sonra da bölgede uçmaya başlıyor. Baha'nın teknik özelliklerine baktığımız zaman 15.000 feet irtifaya çıkabiliyor. Bu da yaklaşık 5.000 metreye yakın bir yükseklik, çok ciddi bir yükseklik. Aynı zamanda da 50 kilometrelik alan içerisinde kontrol ediliyor. Kaldırdınız, ufacık bir kontrol ünitesi var. Bu kontrol ünitesinden o üzerindeki hassas kameranın aldığı görüntüleri işlemeye başlıyorsunuz. İşte normalde savaş zamanı için geliştiren bu teknoloji deprem zamanında insan hayatı kurtarmaya başlıyor. Burada havalandırdıktan sonra bölgede uçuşlar gerçekleştiriyor. Ne yapıyorsunuz bunlarla? Binaların ısılarını ölçüyorsunuz. İçinde birisi varsa ısı biraz daha yükseliyor. Kurtarma ekiplerini koordine ediyorsunuz. Nerede ne yıkım olmuş, ne yapılmış, bunları görüyorsunuz. Bu sistemler de tabii ki doğal afetin olduğu yerlerde ne oluyor? Birkaç saat içerisinde baz istasyonlarının, antenlerinin, çalıştıran sistemlerin bataryaları, yedek sistemleri sona erdiği zaman susuyorlar. Baha bunlara gerek kalmadan, gerektiğinde uydu sinyalleri kesilse ve hatta savaş zamanı için elektronik karıştırma yapılsa dahi görevine devam edebiliyor. Veya bu sinyaller kaybolduğu zaman ilk kalkış noktasını harita üzerinden işaretlediği için buraya geri dönüp inişini emniyetle yapabiliyor. Aldığı görüntüleri birebir hızlı bir şekilde yer istasyonuna ilettiği için siz orada bir adeta savaş harekat merkezi kuruyorsunuz. Bu kurduğunuz merkezde de kurtarma ekiplerini yönelterek, enkazı çok ciddi bir şekilde görüntü alarak bir şekilde siz buradaki arama kurtarmanın komuta kontrol merkezi haline gelmesini sağlıyorsunuz. Bulut altı insansız hava aracı sistemleri, büyük İHA'lar dediğimiz sistemler güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. İşte hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri veya kolluk kuvvetleri, işte jandarma, sahil güvenlik, emniyet,
bu tür birimlerde kullanılabiliyor. Bunların bütçeleri de büyük. Kullanacak personeli var, pilotu var, yer ekipmanı var. Çok büyük bir organizasyon bu. Ama BAHA gibi bulut altı insansız hava araçları daha basit, daha az organizasyon gerektiren kurumlar tarafından da kullanılabiliyor. Bence ilerleyen dönem içerisinde AFAD bunlardan ciddi anlamda yararlanmak için bu teknolojileri satın alıp çok kısa ve küçük birimler üzerinde kullanması gerekiyor ki acil bir durumda hızlıca kaldırsın, görüntü alabilsin, koordinasyonu sağlasın ve noktalara daha hızlı ulaşılmasını gerçekleştirsin. Evet, bulut altı uçtuğunuz zaman daha belki kısa bir alana bakıyorsunuz ama bulunduğunuz alana mahalli olarak hakim oluyorsunuz. Anlık görüntüyü alıyorsunuz, hava şartlarından daha az etkileniyorsunuz. Bu sistemlerin kullanımları daha büyük kompleks İHA'lara göre karışık sistemler değil, daha basit sistemler. Kullanıcı dostu, bataryasını şarj edemiyorsanız benzin veya yakıtta çalışan motorlu türevleri kullanılıyor ve burada size geniş bir bakış sunuyor. Her şeyde anlattığımız gibi mühimmatlarda da bu, uçaklarda da bu, helikopterlerde de bu veya zırhlı araçlarda da bu. Elinizde ne kadar çok çeşit, farklı alanlarda başarıyla kullanılabilecek sistem varsa ve bunu doğru zamanda eğitimini tamamlamış personelle birlikte sahaya bunu koyuyorsanız işte orada başarıya doğru ulaşıyorsunuz. Bir önceki videomda dediğim gibi savunma sanayi konusunda çok önemli bilgi birikimi var, teknolojiler var. Bunları bizim başlangıcı afet olmak üzere bu tür yerlere doğru bu teknolojinin aktarılması, buradan geri dönüşlerin hayatın farklı alanlara konulmasını gerekiyor ve bu alanda da daha çok adım atmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir önceki videoya da seyrederseniz belki özel bir ara birim kurulabilir. TÜBİTAK bu teknolojilerin bu alanda hayata geçmesi için farklı bir yaklaşım sunabilir. Bunları bu yaşadığımız deprem sınavından sonra bir kez daha yapılan eksiklikler neler ortaya konmalı ve bu şekilde bu teknolojilerden yararlanmalı. İşte bu konuda Havelsan'ın geliştirdiği BAHA, Poyraz, belki yarın öbür gün başka depremlerde Türkiye insansız kara araçları konusunda da çok önemli adımlar atıyor. Bu tür cihazlar da belki enkazların içine girecek. Hassas kameraları ve sistemleriyle bilgi akışı sağlayacak ve aktaracak. Daha fazla insanın hayatını kurtarmasını sağlayacak bunlar. Ama tekrar başa dönüyoruz. Savunma sanayinin bu alana gelinceye kadar bizim imarla ilgili, denetimle ilgili sorunlarımızı da hızlı bir şekilde aşmamız gerekiyor. Deprem serimiz devam edecek. Herkese huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum ama yaraları sarmak için lütfen bu bölgedeki insanlarımıza yardım etmeyi unutmayalım.